Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında dik üçgen konusundaki test 5'in çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası test 5 nerede? 26 ve 27'yi çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Dik kenarları 30 ve 40 birim olan bir ABC üçgeni bu şekilde ok yönünde kaydırılmadan döndürülüyor. Sonunda ne oluyormuş? BC ve A üssü doğrusal oluyor. Yani doğrusal. Bu dümdüz olduğu burası. Aklımızda bulunsun. Buna göre diyor AB uzunluğu nedir diye soruluyor. Yani AB üst uzunluğu nedir diye soruluyor. Ee ne yapacağız? Bu uzunluğu bulmak için ilk önce eş yapıya döndürdük ya. Kalem döndürdüğümde yine aynı kalem ya. Eş yapı olduğundan dolayı 30'sa 30sa o zaman burası da 30, 40sa burası da 40 mi yaptı. Evet. Şimdi bu 30'u ve 40'ı kullanacağım ben. Bunu bulmak istiyorsam şekilde de 90 derece varsa büyük ihtimalle dik üçgenden bulacağız. Hocam dik üçgeni nasıl kullanacağız? Hop şuradan bir dik çizip bir şeyler oluşturabiliriz. Hocam dik çizdiğimizde bu uzunluğu bulmak için hamle yapmamız lazım? E, başka ne yapabiliriz? Şurada bir dikdörtgen oluştursak. Hocam şöyle bir dikdörtgen oluştursak. Evet olabilir. E o zaman ben ne yapacağım? Şu yükseklikteki şu kenar uzunluğunu bulacağım. 30 40 50 dedim 3 4 5'in 10 katından dolayı. E hocam sonrasında ne yapacağız? Şuraya bir haş dersek şu yüksekliği bulalım. Bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Sadece yükseklik eksikse alandan gidiyorduk. Alan e, 50 çarpı h bölü 2 eşittir. Aynı zamanda neye eşittir? Hocam dik üçgen olduğu için 30 çarpı 40 bölü 2 eşittir. Bölü 2'ler gitti sıfırlar sadeleşti. 5'e böl 5'e böl 8 3 kere 8 24 haşı 24 bulduk. H 24. E hatta burada 6 kere 4 6 kere 5 o zaman burası 6 kere 3 18 mi yapar? Evet. E şimdi burası kaç yaptı? 48. Dikdörtgenden dolayı burası da 48 yaptı. Dikdörtgenden dolayı 24 ise burası da 24 yaptı. E buraya kaç kaldı? O zaman 16 kaldı. E hocam artık burada bir Pisagor bağıntısı yakışır. Pisagor bağıntısından 16 ve 48'deki ortak çarpan 16. Burası 16'nın 3 katı. Burası 16'nın 1 katı. Burası da ne olacaktır o zaman? X. X de 16'nın kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamı olacaktır. Yani 9 artı 1'den cevabı 16 kök 10 diye buluruz. Yani birinci soru Balıkesir çıktı. Geldik 2'ye. Evet yüksekliğe 3 metre olan odanın tavanında 250 santimetre uzunluğunda bir sarkaç asılmıştır. Şöyle 250 santimetre uzunluğunda bir sarkaç var elimizde. Ve yüksekliği de 3 metre ya. 3 metre dediğimiz 300 santimetre. Yani burası 150 burası da 150 mi oluyor? Evet. Bu sarkaç sağa doğru sallandığında BC üzerindeki K noktasına sola doğru sallandığında da AD noktasındaki F noktasına çarpıyor. İşte 60 verilmiş bize. AF'yi 60 vermiş. Hocam burası 60 tamamı 300 santimetreydi o zaman buraya kaç kaldı? 240 kaldı. Ve sarkaç kalem döndürdüğümde yine aynı kalem ya sarkaç döndürdüğünde yine aynı sarkaç yapacak. Yani senin sarkaçın bak burasıydı hop buraya geldi ya da buraya geldi o zaman bu sarkaçların uzunlukları birbirine eşit ve 250 santimetre. Hocam burası da 250 burası da 250. A 24 25 10 katı 7 24 25'in 10 katından dolayı ve burada dik üçgen olduğundan dolayı burası 70 yapar. 15 ve 25 var. 15 20 25'in 10 katı oluyor burası da. O zaman burası da 20'nin 10 katı olacağından burası kaç yaptı o zaman dik üçgenden dolayı 200 yaptı. Benden ne isteniliyor? AB kaç metredir diye soruluyor. O zaman AB yani şurası isteniliyor bizden. Cevap kaç yaptı? 270 santimetre. 270 santimetre aynı zamanda 2.7 metredir. Zaten bizden metre olarak soruluyor. Cevap E demit yaptı. Geldik 3'e. Yukarıdaki şekilde bir inşaat işçisi bir binanın üzerine yük çıkartmaktadır. Halatın uzunluğu 54 metredir. Halatın uzunluğu 54 metre. İlk konumdayken böyle yük de kaldırılmamış. İlk konumdaki durumu gösterilmiş bu arada. Sonra İşçi halıta 18 metre uzaklıkta iken yük yerde bulunduğuna göre yükü 10 metre yukarı kaldırmak için kaç metre yol yürümelidir? Yalnız şurada şurada dikkat edelim arkadaşlar. Halatın uç noktaları zemine aynı uzaklıkta. Şeklen gösterilmiş, not olarak da düşünse iyi olurdu. Aklında bulunsun. Yani zemine eşit işte uzaklıkta. Tamam, şimdi onu kullanacağım. Hocam halatın uzunluğu ilk durumda yani her iki durumda da nedir? 54 metre. İlk durumda şu ve şu değil mi? Evet. E burada dik üçgen var. alatın uzunluğu 54 dediğine göre. E O zaman ben şuraya bir x dersem. Burası 54 eksi x yapıyor hocam. Pisagor bağıntısı. Ya uğraşma. 54 eksi x'in karesi. x'in karesi artı 18'in karesi deyip. Bununla mı uğraşacaksın? Sayılar büyük. 18 bir şeyin katı mı? Özel üçgenin katı mı diye bakacağız. Hocam 18 direkt 6 çarpı 3 sanki değil mi? 3 çarpı 6. Acaba 3 4 5'in 6 katı mı? Diye düşünebiliriz. Hemen düşünelim şurada. 3, 4, 5'in 6 katı mı? 3, 4, 5'in çarpı 6, 18 yaptı. Çarpı 6, 24 yaptı. Çarpı 6, burası da 30 yaptı. Burası 24. Topladığın zaman sen şunları 24 ile 30 topladığın zaman 54 yapıyor mu? Evet. Yani senin şuradaki x'in 24 yaptı. Buradaki x 24 yapınca burası da 30 yaptı. Toplam alat uzunluğu da 54'te sağlaması tuttu. Tamam. Biz bunu bulduk şimdi. Eyvallah. Sonra ben ne yapacakmışım? Yükü 10 metre yukarı kaldıracakmışım. Hocam ben yükü 10 metre yukarı kaldırırsam bu ipten şuradaki 10 metre buraya mı kayıyor? Evet. Önceden burası 30'du. O zaman burası ne olacak arkadaşım? 40 mı olacak? E buradaki ipimiz kısaldı hocam. Önemli değil. Kısalsın. Buradaki ip yüksekliği burada ya. Hop şöyle dik üçgenden yine bir şeyler yapabilirim. Bu arada burada burası 10 metre kısaldı. Bak ipin uzunluğu önceden 24'tü. Buraya 14 kaldı. 54 olması için burası 40 oldu. Yine dik çizdiğimizde böyle buraya denk gelecek. Zaten şuradaki uzunluğun ben kaç olduğunu biliyorum. 10 olduğunu biliyorum. Yani toplamda yine burası değişmedi. İpin uzunluğunun uçlarının zemini olan uzakları aynı ya. Yine şuradaki dik üçgeni kullanabilirim. Buradaki dik üçgende de şöyle bir dik üçgen çıktı. Hocam burası 40. Burası 24 toplamda. E hocam 14 değil mi? Hayır değil. Dikkat et uç noktaları zemine eşit uzattı ya. Dik üçgen buraya kadar geldi. Tamam ipin burası 14 ama burası 40 oldu bu sefer. 40. Yani şuradaki kısmı da uzaklığı da dik üçgen oluşturduğu şuradaki noktaya kadar uzaklığı da 10 olduğundan 24 oldu. Hocam 24 ve 40 ortak çarpan 8. 8 çarpı 5 burası. 8 çarpı 3 burası. O zaman 8 çarpı 4 burası olacak. 32 olacak. Yani dik üçgenin bu kenarı 32 olacak. E hocam bizden ne isteniyor? Bizim eleman kaç metre yürümüştür diye soruluyor. Önceden buradaydı. Buraya doğru yürüdü. X metre yani 18 artı X eşittir 32 ise X'i de böylelikle kaç buluruz? 14 olarak buluruz. Evet üçüncü soru Ceyhan oldu. Geldik dörde. Ötlük bağıntısı var burada. Hocam şurada da dikten dik çizilmiş. Öncelikle bağıntısını şurada uygulayalım. E burada H diyelim. H kare eşittir 3 çarpı 12. Hocam 36 H'de da buradan 6 buluruz. H 6 ise Sonrası çıktı. 3 6 3 kök 5. 1 2 kök 5 üçgenler 6 12. Burası da 90 olduğundan burası da 6 kök 5 çıktı. E şimdi büyükte de, de diklendik çizilmiş. Yine öklit. Yani şunun karesi bu çarpı bu. 3 kök 5'in karesi eşittir. 6 kök 5 çarpı x yapacaktır. Yani 3 kök 5'in karesini açmayayım. Bu 3 kök 5 çarpı 3 kök 5 değil mi? Tamam eşittir. Bir de bölü 6 kök 5 buraya gelsin. Eşittir ne yapacak o zaman bu? X yapacak. Kök 5'ler gitti hocam e, ee, şu sadeleşince burası kaç yaptı o zaman? 2 yaptı. O zaman 3 kök 5 bölü 2 mi oldu? Evet 3 kök 5 bölü 2 eşittir x yaptı. Zaten bizden de bu isteniyor. Yani dördüncü soru Balıkesir yaptı. Geldik 5'e. Zeynep en çok sevdiğim isim. Evet kızım olsaydı Zeynep adını koyacaktım valla. Zeynep ABC eşkenar üçgenin biçimindeki resim çerçevesini A ve B köşelerinden duvara sabitlemiştir. Şöyle sabitlemiş. Çerçevenin çevresi 18 santimetre olarak verilmiş. O zaman bir kenar kaç yapıyor? 6 yapıyor. E o zaman bir süre sonra çerçevenin AC kısmı düşmüş. AC kısmı düşmüş. Sonra BC kenarı B köşesi etrafında dönerek sadece BC dönmüş. Bu şekilde durmuş. C su noktasına gelerek şöyle diklik sağlanmış burada. Eyvallah. Şimdi burada kesimi de D olarak verilmiş. B ile D arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Yani şuradaki uzunluğu bulmaya çalışacağız. Şimdi ben şu yeşil uzunluğun kaç olduğunu biliyorum. 6-6 olduğunu biliyorum. Önce kısımda ilk kısmı da bak buradaki kısmı verilmiş ya. Bu bir eşkenar üçgen değil miydi? 60, 60, 60. E burada da x kenarlı dik üçgen çıktı. Bak 6'ya 6. O zaman burada kaçı 45. Burada kaç da 45 oldu? Buraya kaç kaldı? 30 kaldı. Senden ne isteniyordu? Senden şuradaki uzunluk isteniyordu. E o zaman buradaki uzunluk isteniyorsa ister şuradaki sayıya bakarak da şurayı bulmaya çalış. İster buradaki sayıya bakaraktan da burayı bulmaya çalış. Bu sayıya bakarken şu üçgene bakarsan eğer bu üçgene yoğunlaşacaksın. Bu sayıya bakarsan bu üçgene yoğunlaşacaksın. Her ikisinde de hemen hemen aynı yolu uygulayacaksın büyük ihtimalle. E arkadaş ben ne yapayım? Şunu bulmak için hadi şuradaki üçgene yollaşayım. E ne yapabilirim ben burada? Şuradan bir dik çizebilirim. Ya dik çizdiğim zaman şurada 45 45 90 üçgen çıktı. Burada da ne çıktı? 30 60 90 üçgen çıktı. Yani 45 ile 60 mantığını kullandım. Hocam buradaki üçgende yapsaydım o hamleyi buradan dik çizip 30 60 90 ve 45 45 90 üçgenini oluşturacaktım. E şimdi burada 30'un karşısına A dersem 90'ın karşısı 2A, 60'ın karşısı A kök 3 yapar. E burada 45 45 90 üçgeni ya burası da A kök 3 oldu. A kök 3 artı A 6'ya eşit oldu. Evet işlemimizi yapalım. A kök 3 artı A eşittir 6 eşit oldu. A parantezinde kök 3 artı 1 eşittir 6. E o zaman buradan A neye eşit oluyor dostlar? 6 bölü kök 3 artı 1'e eşit oluyor. Kök 3 eksi eş 1 eşleniyle çarparsam eğer bu da 6 kök 3 eksi 1 bölü karesi eksi karesi. Hani A artı B ve A eksi B'nin çarpma A kare artı B kare ya A kare eksi B kare ya pardon. Buradan 3 eksi 1'den 2 yaptı. Şunlar şunlar gitti 3 yaptı. Yani A ne çıktı böylelikle? 3 kök 3 eksi 3 çıktı. Ama bizden ne isteniyor? Bizden şu isteniyor. 2 A isteniyor. Çünkü şurada kozunluk isteniyordu. O da 6 kök 3 eksi 6'ya eşit olur. Yani 5. soru böylelikle 6 kök 3 eksi 6 yani C oldu. Geldik bir sonraki soruya. Sözel bir soru bakalım ne diyor? BAC 90 derece olacak şekilde bir ABC üçgeni çiziniz. A açısı 90 derece olacak şekilde diyor. Hemen A açısı 90 derece olacak şekilde üçgenimizi çiziyoruz şöyle. Çizdik bakalım. A, B, C ve A açısı 90 derece. BC üzerinde B ve C'den farklı D noktası işaretleyiniz. Şuradan bir D işaretleyeceğim. AD çizildiğinde şöyle bir D noktası mesela ve AD'yi de çizelim. AD'yi de çizdiğimizde ne oluyormuş? BAD açısı ACB açısının iki katı oluyormuş. Bak. Şu ACB açısı alfa ise BAD açısı 2 alfa oluyormuş. Eyvallah. Bu çizimde BD uzunluğu 8 birim, DC uzunluğu 12 birim olduğuna göre ABC üçgeninde BC'ye ait yükseklik kaç birimdir diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle ne yapmalıyız burada? Hocam burada alfa 90 ise burada kaçı yazabiliriz mesela. Burası nedir? 90 eksi alfadır. Çünkü dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 olacak ya. Alfa ise 90 eksi alfa. Peki burada burası ne yapıyor? 90 eksi 2 alfa yapıyor. Tamam. Hocam iki açı yan yana topladığımız zaman burası da ne oluyor? 90 eksi alfa yapıyor. A ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. Bak 90 eksi alfaya 90 eksi alfa. Tamam işimiz kolaylaştı. Hocam bu ikizkenar üçgen çıktı. Bizden ABC üçgeninde BC'ye ait yükseklik. ABC üçgeninde BC'ye ait yükseklik soruluyor. Zaten ikiz kenarda tabanca insan olan ne yapar? Tabanına ait yükseklik çizer. Çizdik yüksekliği tabanında iki parçaya bölecek. Ve bizden şu x uzunluğu isteniyor. Bak Dikten dik çizilmiş oldu. Öklit bağıntısı var. Yani x'in karesi bu çarpı tamamı. E o zaman x'in karesi eşittir. 4 çarpı şurası da 16 olduğundan 64 oldu. x kare 64 ise x de böylelikle 8 çıkar. Evet altın soru bu şekilde böylelikle ne oldu? Balık esir oldu. Geldik 7'ye. Evet 1, 15, 75, 90 kere hala hazırda var. Normalde ise miyiz? Kendi emeğimizle dik çizdiğimizde 15, 75, 90 çıkarsa gittiğimiz yol yol değildi. Ama hala hazırda gelmişse o zaman hipotenüs verilmişse haşa 4 taşı kullanırız değil mi? E o zaman hocam buradan hop şöyle haşa 4 taşı kullanalım. Şuradan bir yükseklik çizdiğimde burası haşken burası 4 haş oluyor. 4 taş 16 ise haşla kaç çıkıyor o zaman? 4 çıktı. E sonra 30'u kullanacağım. Hocam bu üçgende bak 30, 90, 60 üçgeni var. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı da kaç yapar? 8 yapar. Yani cevap Ceyhan oldu 7. soruda. Cafer öğretmen aşağıdaki işlem adımlarını takip ederek öğrencilerinden çizim yapmasını istiyor. Evet şöyle yukarıdaki boşluğu kullanayım. BAC açısı 90 derece olacak şekilde ABC üçgeni çiziniz. Hemen A açısı 90 derece olacak şekilde bir ABC üçgeni çiziyorum şöyle. Harflendirmeleri de tabi sağ bir şekilde yerine koyalım. Koyduk. Sonra D elemanı AB ve AD 4 santimetre olacak şekilde. Şöyle bir D noktası seçtim. Burası 90 dereceydi ve şuradaki uzunlukta 4 birim olsun diyor. D noktasını işaretledik. AH BC'ye dik olacak şekilde bir B BC üzerinden H noktası alacakmışız. Şöyle burası da H noktası. DC ile de AH'ı kesiştir diyor. DC ile de AH'ı kesiştirince şöyle bir şey çıktı karşımıza ve kesişimi neymiş? E noktasıymış. Şurası da E noktası olarak belirledik. Bu çizimi ölçülerine uygun şekilde yapan Doruk öğretmenine BC'de açısı ile DCA açısı, BCD ve DC açısı Buradaki açılar birbirine eşit olarak bulmuş. Ve HE 2 santimetre olduğunu ölçerek bulmuş. Yani şekil üzerinde. Bunları da yazarız. HE'yi de şurayı da 2 santimetre olarak yazalım bakalım. Sonra öğretmen Doruk'un doğru işlem yaptığını söyledikten sonra sınıfa BD uzunluğunu kaç santimetre olduğunu soruyor. Ezel isimli öğrenci de doğru yanıtı bulmuş. Ezel'in bulduğu sonuç kaçtır diye soruluyor. Neresi soruluyor bize? BD uzunluğu soruluyor. Bak şurası X soruluyor. Şimdi dik üçgende hiçbir şey yapamıyorum. Hocam dikten dik çizilmiş ök bantısı maalesef. H kare pk falan uygulayamıyorum. Açılar eşit verilmiş. Ya açılar eşit verildiğinde bak daha açı orta işlemedik ama açı orta işlerken şunu söylemiştik. Ne olur ne olmaz bilin karşımıza çıkar diye. Şu kollara çizilen dikmeler birbirine eşit olarak söylemiştik. Açı ortayın kendi özellikleri de var. İşte kollar oranı tabanlar oranı falan filan var. Oradan da yapılabilir. Baktın açı ortayla ilgili bir şey çıkmıyorsa ne yapın demiştik. Açılara dalın demiştik. E, o zaman üçgende açıdan da demiştik ya bunu. Hemen alfa alfa diye dalıyorum. Alfa 90'sa burası betaysa yani alfa artı beta 90 derece. Hocam alfa 90 bak burası da beta yaptı. Bak ters açıdan dolayı burası da beta yaptı. E hocam beta'ya beta. İkiz kenar çıktı. 4 burası da 4 oldu mu? Oldu. Sonra şöyle bakıyorum. Bu sorunun 2-3 farklı çözüm yöntemi var arkadaşlar. Birincisi mesela şu. Hocam şu üçgende açıortaylık ortaylık var. Tabandaki Tabandaki oran kolda da olacak. 2'ye 1 oran var. 2'ye 1 oran. Yani 2K'ya K ya yazıp a 90'ın karşısı 2K. 30, 60, 90 üçgen diyebilirsin. Birinci yol bu. Ama daha açı ortayı görmediğimiz için buradan yapmayayım istersen. Şimdi e, burası kaç derece çıkıyor bu üçgen? Bak 90'ın karşısı 2K. Burası 30 çıkar. O zaman burası da 60 çıkar. 60 burası da 30 çıkar deyip 30, 60, 90 üçgenler sonuca ulaşabiliriz. Ama buradan yapmayayım. Başka nereden yapabilirim? Hocam açı ortayda kola dik çizmiş. Diğer kola ben bir dik çizebilirim. O zaman şu benzerlikten yapabilirim. Kollara çizilen dikmeler eşit ya. 4 4. O e, zaman 4 bölü 6. X bölü x artı 4 deyip oradan yapabilirim. Ama daha benzerliği de görmedim. Buradan da çözmeyeyim. E nereden yapayım bunu? Açı ortay. Bak şuradaki kolla inlen dikme değil de. Şu açı ortayda bak. Buradan bu sefer dik çizilmiş. Diğer tarafa da ben bir dik çizersem. En azından açı ortayda. Bak bunu üçgende açılarda da kullanıyorduk. Kollara çizilen dikmeler eşit. Yani burası nedir? 2. Aa hocam burada bir dik üçgen çıktı. Bak şöyle. Şöyle. İster benzerlikler yapalım yine ya da orta tabandan çıkıyor. 2 iken 4 olmuş orta taban. Şunlar birbirine eşit olur diyebiliriz. Ya da hocam burada burası 4 ya. Şuradaki dik üçgene dikkat et. Neredeki dik üçgene? Bak şuradaki dik üçgene. 90'ın karşısı 4 iken hangi açının karşısı 2'dir? 30'un hocam. Yani şurası 30. E o zaman burası 60 yapar. 60 90'sa burası da 30 otuz yapar. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12 olur. Dolayısıyla burayı da kaç buluruz? 8 olarak buluruz. Yani bizim ezel cevabı kaç bulmuş? 8 bulmuş. Evet cevap balık esir oldu. Çok farklı çözüm yöntemi var ama ben dik üçgenden çözdüm. Ama açı ortayda kollara çizilen dikmeleri de kullandım. Çünkü açıyı anlatırken ben bunu söylemiştim size arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz yani. Tamam. Evet. Burada da şu şekilde de yapabilirdik. Hocam orta taban çıktı. Bunlar birbirine eşit olacak. Şunların eşit olması demek dik tabanı keş parçaya böldü. İkiz kenar oldu anlamına geliyor. Yani alfa ise buraya da alfa yazıp alfa 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 3 alfa 90'a eşit deyip alfayı da oradan yine 30 derece olarak bulabilirdik arkadaşlar. Yani yine bir ek çizim yönteminden de soruda çıkıyor arkadaşlar. Evet 8. soru balık kesir oldu geldik 9'a. Aşağıdaki şekilde ikiz kenar dik üçgeni biçimindeki kağıt. Bak ikiz kenar dik üçgen biçimindeki bir kağıtmış bu. Yani hemen açıları yazalım 45-45. Ne olmuş? AC kenarı üzerinde bir E noktası. BC kenarı üzerindeki de D noktası. Bu E noktası ve D noktası verilmiş. Sonra DE boyunca katlanmış. DE boyunca katlandığında arkadaşlar C noktası aynı doğru üstünde gittiği için burası 90 derece değil midir? Evet. Ya da nereden geliyor 90'lık? Hocam üst üste binen açıların eşitliğinden geliyor birincisi. İkincisi hocam kenarlar eşit ya. Üst üste binen bu kenarlar da eşit. İkiz kenar üç kenar çizilen kenar konumunda olduğu için o zaman burası da yükseklik oldu diyebiliriz. Yani senin çizdiğin buradaki yükseklik oldu. E o zaman 45 90 ise burası da 45 oldu. E, burada bir şeyler daha verilmiş mi bize? BD'yi 8 kök ki 6 kök ki vermiş. Hemen bunları kullanayım. Burası 8 kök ki burası 6 kök ki verilmiş. E o zaman bu x kenar dik üçgen şeklinde bir kağıttı. Burası 14 kök ki ise bu kenarlar 14 ve bu kenarda 14 yapar mı? Yapar. E hocam 6 kök ki var burada. E o zaman bunlar da 6 6 yapar. Toplamda AE uzunluğuna da ne kaldı o zaman? 8 kaldı. Eyvallah. AE'yi bulduk. Öbürüne bakalım. Bu sefer de şöyle bir katlama yapılmış. E bu katlamadan dolayı da hocam şuradaki açılarda 90 derece değil mi? Çünkü üstte binen açılar birbirine eşit olacak ya burada. Aynı doğru üstünde gidiyor. E bu arada bu da bir 45-45-90 üçgeniydi. E o zaman burası 90 derece bulduysak e burası da 45 derece oldu mu? Oldu. Burayı BD'yi zaten 8 kök vermişti bize. 8 kök bunun da ben 14-14 olduğunu biliyorum. E hocam ne oldu burada? 8 kök ise bunlar 8-8 yaptı. E tamam 14 ise buraya da 6 kaldı. E ve F noktaları arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Bak şimdi dik üçgeni çizelim. Hocam iki kenar dik üçgen var elimizde. Biz şuradaki A, F'ye kadarki uzunluğu ne bulduk arkadaşım? 6 olarak bulduk. Sonra öbürü de E noktasıydı. E noktasındaki uzunluğu ne bulmuştuk? A, E uzunluğunu kaç bulmuştuk? 8 bulmuştuk. Benden de F, F, E uzunluğu isteniyor değil mi? E ile F noktalar arasındaki uzaklık isteniyor. E o zaman 6, 8, 13 geninden cevap 10 çıkar. Ve geldik 10. soruya. Aşağıda bir basket topunun doğrusal bir hareket verilmiştir. Şimdi böyle çarpıyor sonra potaya gidiyormuş. İşte AB'yi 5 bölü 2 olarak vermiş. Ve CD'yi de 7 bölü 2 metre olarak vermiş. BD uzunluğunda 8 metre olarak vermiş. Güney şekildeki gibi basket topuna attığında topun çemberin C noktasına çarpması için alması gereken en kısa mesafe nedir diye soruluyor. Şimdi top buraya çarptığında mı en kısa yolu alır? Yoksa şuraya çarpıp böyle gittiğinde mi en kısa yolu alır? Yoksa böyle çarpıp böyle gittiğinde mi en kısa yolu alır? Bilemeyiz. Bunu nereden öğreneceğiz ve nasıl bileceğiz arkadaşlar? Konu anlatımında da buna benzer bir soru anlatmıştım. Şu ikisinin toplamının en az değeri sorulduğunda ne yapıyorduk? Bak x artı y'nin en az değeri soruluyor. x artı y en az kaçtır? Bir tanesinin katlamasını alıyorduk. Hocam bir tanesinin katlamasını alalım. Şöyle katlamasını aldık. Şöyle ve şöyle yaptık. Bu katlamayı aldıktan sonra aslında katlamaya almış gibi düşünüyorduk. Simetriğini alıyorduk. X burası da 5 bölü 2 yaptı. Evet. Bizden X artı Y soruluyor ya. X artı Y en az kaçtır? En az kaç olur? Şurası doğrusal olduğunda olmaz mı? Yani aslında bizden A ile işte buraya deyip böyle gidecek. X artı Y soruluyor. Aslında X artı Y de A üstüyle C'ye gidene kadar. A üstünden C'ye gidene kadar en az. Nasıl gider? Dimdirek yani doğrusal gittiğinde olmaz mı? yani sen şöyle yaptığında doğrusal götürmediğin zaman böyle böyle olursa daha fazla olmaz mı değer? Daha fazla olur. O zaman bunu doğrusal kabul edeceğiz. Doğrusal olduğunda x artı y en az değerini alır. E burada ne çıktı? 90'lar var. E, dik üçgen oluşturmamız lazım. Dikdörtgenle dik üçgen oluşturabiliyorduk. Hop dik üçgen oluşturduk şöyle. Dikdörtgen oluşturduk. Hocam dikdörtgen oluşturduğumuzda 5 bölü 2 ise burası da 5 bölü 2 yapar. 8 ise burası da 8 yapar. Ve şurada bir dik üçgen çıktı. Şurası kaç? 6 yaptı. 7 bölü 2 ile 5 bölü 2 toplam 12 bölü 2'den 6. 6 burası. 8 burası. 6, 8, 10 üçgeninden x artı y en az kaç çıktı? 10 çıktı. Zaten bizden de x artı y'nin en az değeri isteniyor. Dolayısıyla 10. soruyu böylelikle C han bulmuş bulunuyoruz. Ve böylelikle test 5'i bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki dersimizde yani videoda dik üçgendeki test 6'ın çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.